Merhabalar. Bu videoda TV Plus'ın zengin içerik dünyasını kolayca keşfetmeniz için birlikte çeşitli özelliklerini inceleyeceğiz. Hadi gelin yakından bakalım. TV Plus'la yayını nasıl ileri geri sararım ve durdururum? Canlı yayındaki kanalları izlerken kaçırmadan takip etmek için kumandadaki Oynat Duraklat tuşuna basarak istediğiniz zaman yayını durdurabilirsiniz. Yine aynı tuşa basarak TV Plus keyfine kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Kumandadaki Başa Sar ve Sona Sar tuşlarını kullanarak var olan programlar arasında hareket edebilirsiniz. Bir kere bastığınızda var olan programın başına, bir kez daha bastığınızda da bir önceki programın başına doğru geriye hareket edebilirsiniz. Durdur tuşuna bastığınızda ise canlı yayına tekrar geri dönersiniz. Başa sar ve sona sar butonlarının altında ileri ve geri sarma butonları yer alır. Bu butonlarla da içerikler ya da programlar üzerinde istediğiniz hızda hareket edebilirsiniz. Ekranın sol üst köşesinde sarma hızını görebilir, çarpı 32 hızına kadar ilerleyebilirsiniz. İleri geri sarma sırasında tekrar oynat duraklat tuşuna bastığınızda durdurduğunuz yerden izlemeye devam edebilirsiniz. Burada yine durdur tuşuna bastığınızda ise canlı yayına tekrar geri dönebilirsiniz. TV Plus'la yayını nasıl kaydederim? Kumandanın üzerinde kırmızıyla işaretlenmiş R yani kayıt butonu bulunur. Canlı yayını izlerken bu butona bastığınızda karşınıza küçük bir menü çıkar. Bu menüden programın kalanını veya istediğiniz süreyi belirleyerek programı kayıt alanınızın izin verdiği kadar kaydedebilirsiniz. Daha önce aynı program için kayıt emri verildiyse bununla ilgili uyarı ekranı karşınıza çıkar. TV Plus'la kumandadan nasıl ek paket alırım ve değiştiririm? TV Plus ürünlerinde her kullanıcı için belirli kanal ve içeriklerin yer aldığı bir paket tanımlıdır. Menü tuşuna basarak paketler sekmesinden kendi paketinizi, ek paketleri ve satın alabileceğiniz diğer tüm paketleri görebilirsiniz. Profilim bölümünün paketlerim kısmında da kendinize tanımlı paketleri görebilir. Ek olarak bu sayfadaki paket değiştir butonuyla alabileceğiniz paketlere erişebilir ve bir üst pakete geçebilirsiniz. Paket değişimini aynı zamanda paketinizde bulunmayan kanal ve içeriklere gittiğinizde karşılaştığınız ekranla da sağlayabilirsiniz. Bu ekranla karşılaştığınızda ok tuşuna basarak yine paket değişim sayfasına yönlendirilirsiniz. İstediğiniz paketi seçin ve dilediğiniz içerikle TV Plus keyfini doyasıya yaşayın. TV Plus'la arama özelliğini nasıl kullanırım? TV Plus'ın önemli özelliklerinden biri de zengin içerik listesi arasından istediğinize ulaşmak için kullanacağınız arama fonksiyonudur. Kumandadaki menü tuşuna basarak arama sekmesine gidebilir, aramak istediğiniz içeriğin harflerini girip ok tuşuna basarak aradığınız içeriğe ulaşabilirsiniz. Dilediğiniz içerikle TV Plus keyfinize devam edebilirsiniz. TV Plus'la nasıl film kiralar ve satın alırım? TV Plus'la izleyebileceklerinize ek olarak kiralayabileceğiniz ve satın alabileceğiniz içerikler de mevcut. Bu içeriklere ulaşmak için kumandanın menü tuşuna basarak film ve dizi bölümüne girebilirsiniz. İşte son dönemin en popüler filmleri karşınızda. TV Plus salona girdikten sonra detay kartıyla istediğiniz filmi listenize ekleyebilir, fragmanlara göz atabilir, karar verdikten sonra kiralayabilir veya satın alabilirsiniz. Kiralama ve satın alma butonuna bastığınızda karşınıza çıkan ekrandan varsa promosyon kodunuzu girerek uygula diyebilirsiniz. Böyle bir promosyon kodunuz yoksa da kiralaya tıkladığınızda karşınıza çıkacak bilgilendirme ekranıyla kiralama işleminizi sonlandırabilirsiniz. Burada yapacağınız satın alma ve kiralamalar direkt olarak faturanıza yansır. Kiralama ve satın alma fonksiyonları arasında en önemli fark, kiraladığınız içerikleri 48 saat boyunca istediğiniz kadar izleyebilirken, satın aldığınız içerikleri herhangi bir zaman diliminde istediğiniz kadar izleyebilirsiniz. Aksiyondan komediye, maceradan belgesele yüzlerce farklı içerikle TV Plus keyfinize dilediğiniz gibi devam edebilirsiniz. TV Plus çocuk kategorisinin ayrıcalıkları neler?
kumandanın menü tuşuyla çocuk kategorisine ulaşabilirsiniz. Burada çocuklara özel hazırlanmış sayfayı ve birbirinden eğlenceli çocuk içeriklerini göreceksiniz. Bu içeriklerle ilgili hangi yaş grubunun izlemeye uygun olduğunu gösteren akıllı işaretlemeler vardır. Mesela bu işaret, içeriğin genel izleyici uygulamasına göre herkes için izlenebilir olduğunu gösterir. Ancak bazı içeriklerin 7+, 13+ veya 18+ olduğunu görebilirsiniz. Bu işaretlemeler hangi yaş grubundaki kullanıcıların bu içeriği izlemeye uygun olduğunu gösterir. Bu işaretlemeyi sorunsuz bir şekilde kullanabilmek için profilim kısmından PIN kodunu belirleme veya ebeveyn kontrolü sağlama özelliklerini kullanabilirsiniz. TV Plus canlı yayınındayken sol tuşa bastığınızda size ait olan profil ekranı karşınıza çıkar. Profilim ekranında hesap bilgilerinizden sağ tarafa geçerek PIN kodunu ayarlayabilir, ebeveyn kontrolünü ise istediğiniz seviyeye çekebilirsiniz. Ebeveyn kontrolünü genel izleyici seviyesine çekerseniz sadece genel izleyici kategorisinde olan içerikler izlenebilir, diğer içerikler için ise size şifre sorulur. Çocuklarınız için birbirinden güzel içeriklerle TV Plus keyfi bu kez miniklerle. İyi seyirler çocuklar. TV Plus'la TV rehberini nasıl kullanırım? TV Plus'ın bir diğer önemli özelliği de televizyon rehberidir. Televizyon rehberi sadece yayın sağlamaz. Aynı zamanda programlarla ilgili detaylı bilgileri almanızı, geçmişteki programları izlemenizi, gelecekteki programlarla ilgili hatırlatma kurmanızı ve kayıt bırakmanızı sağlar. Televizyon rehberine iki farklı yoldan ulaşabilirsiniz. Birincisi, menü tuşuna basarak çıkan ekrandan rehber sekmesine tıklayarak. İkincisi, kanal rehberi açıkken aşağı yön tuşunu kullanarak. Karşınıza o anki yayın akışını kırmızı çizgiyle anlatan bir rehber gelir. Bu sırada istediğiniz kanalı seçip programları görebilirsiniz. Eski programlardan birinin üzerine gelerek ok tuşuna bastığınızda o programla ilgili detay kartı karşınıza çıkar. Buradan içeriğin ya da programın türüne, özet bilgilerine ulaşabilir, buna benzer önerilen başka programları görebilir ve istediğiniz zaman izle butonuna basarak izleyebilirsiniz. Geri tuşuna basarak televizyon rehberine geri dönebilir ve geçmiş programlara gidebildiğiniz gibi gelecekteki programları da görebilirsiniz. Gelecek programlardan herhangi birini seçtiğinizde hem kaydedebilir hem de onunla ilgili hatırlatma kurabilirsiniz. İçeriği seçtiğinizde karşınıza hatırlat, programı kaydet ve eğer sezonluk bir içerikse tüm sezonu kaydet gibi seçenekler çıkar. Diziler için isterseniz tek, isterseniz tüm sezonu kaydedebilir ve hatırlatma kurabilirsiniz. Tüm sezonu kaydet dediğinizde kayıt için yeterli alanınız varsa kayda alındığının bilgisini ekranda görürsünüz. Bu alandan tekrar çıkmak veya kaydı kaldırmak için yine aynı şekilde sezon kaydını kaldır tuşuna basarak kaydı durdurabilirsiniz. Geri tuşuyla tekrar rehbere dönebildiğiniz gibi çıkış tuşuyla da çıkış yapabilirsiniz. Sağ ve sol tuşlarıyla programlar üzerinde hareket edebilir, yukarı ve aşağı tuşlarıyla ise o kanalın içerisindeki programları görebilirsiniz. Çıkış tuşuna basarak buradan tamamen çıkıp TV Plus keyfine canlı canlı devam edebilirsiniz. TV Plus'la kanal rehberi ve favori kanal listesini nasıl kullanırım? TV Plus ürününün 3 farklı canlı yayın izleme özelliği vardır. Bunlardan birincisi kanal rehberi. Kumandanın yön tuşlarından alt tuşa bastığınızda karşınıza kanal rehberi denilen mini bir kanal listesi çıkar. Buradan şu anda oynayan kanalın öncesini ve sonrasını sıralı olarak görebilirsiniz. Sıralı kanallardan herhangi birinin üstüne gelip bir süre beklediğinizde bu kanaldaki yayını ekranda görebilirsiniz. Kumandadaki ok tuşuna basarak bu kanala geçiş yapabilirsiniz. Kumandanızın üzerindeki kırmızı tuş karşınıza bir önceki kanalı izleyebileceğiniz küçük bir ekran getirir. Bu küçük ekranda, ana ekranı izlerken ve kanal değiştirirken en son bulunduğunuz kanalı izlemeye devam edebilirsiniz. Yine kırmızı tuşa basarak bu küçük ekranı kapatabilirsiniz. Sevdiğiniz kanalları seçerek kendinize özel favori listelerinizi oluşturabilirsiniz. Kumandada bulunan yeşil tuşa bastığınızda ekranın sol tarafında kanal listesi belirir. İstediğiniz herhangi bir kanalı ekranın aşağısında bulunan renkli tuşlara verilen yönlendirmelerle favori kanal listenizi alabilirsiniz. Sarı tuşa basarak şu an üstünde bulunduğunuz kanalı favori kanal listesine ekleyebilirsiniz.
favori kanal listesine geçmek için geri, daha sonra tümü, ardından kanal listesi diyerek menüde yukarıya doğru çıkabilirsiniz. Sağ tuşu kullanıp favori kanallarınızı görebilir, bu liste üzerinden kayıtlı olan kanallarınızı seçip TV Plus keyfinize devam edebilirsiniz. Bu kanalları favori kanallarım listesinden çıkarmak için yine ekranın aşağısında bulunan renkli tuşların yönlendirmelerinden faydalanabilirsiniz. Kumandadaki mavi tuşa basarak kanal listesini açtığınızda istediğiniz bir kanalı ekrandaki yönlendirmeleri izleyerek kilitleyebilir ve şifrelendirebilirsiniz. TV Plus'la bana özel sayfasını nasıl kullanırım? TV Plus'ta sadece canlı yayınları izlemekle kalmaz, aynı zamanda çeşitli dizi ve filmlere de ulaşırsınız. Kumandanızın menü tuşuyla veya yukarı tuşuyla farklı film ve dizilerin menüsüne ulaşabilir, seçtiğiniz içeriği izleme listesini alabilirsiniz. Kumandanızın yukarı tuşuna bastığınızda karşınıza çıkacak olan bana özel ekranında sizi dizi ve film posterleri karşılar. Aşağıya doğru indiğinizde sizin için özel hazırlanmış içeriklere daha kolay ulaşmanızı sağlayan farklı kategorilere ulaşırsınız. İzlemeye devam et bölümü, daha önceden izlemeye başladığınız ve yarıda kalmış içerikleri size hatırlatır. Daha da aşağıya indiğinizde senin için seçtiklerimiz kategorisiyle karşılaşırsınız. Bu kategori, öneri motoru aracılığıyla daha önce yaptığınız izlemelerin farklı versiyonlarını size sunar. Kiraladıklarım ve satın aldıklarım kategorisinde ise daha önce satın aldığınız ya da kiraladığınız içerikleri bulabilirsiniz. İzleme listem kategorisinde farklı alanlardaki film, dizi, belgesel, çocuk ve eğlence kategorilerinde daha önce belirleyip listeye aldığınız içerikleri görebilirsiniz. Bu ekrandayken kumandanızın geri tuşuyla bir üst menüye çıkabilir, buradan sağa ve sola hareket ederek film, dizi, TV rehberi, uygulamalar ve arama bölümüne ulaşabilirsiniz. Film ve dizi kategorileri altında belgesel, eğlence ve TV Plus salondaki seçkin filmleri bulabilirsiniz. Bu içeriklerden herhangi birini açtığınızda karşınıza çıkan menüden hemen izlemeye başlayabilir ya da listeme ekle özelliğini kullanarak listenize ekleyebilir ve daha sonra izleyebilirsiniz. Filmle ilgili altyazıyı film içerisinde seçebilir, aynı zamanda menü üzerinden de bu seçenekleri kalıcı olacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Filmi izlerken sarı tuşla dili Türkçe veya orijinal dil seçeneğiyle değiştirebilirsiniz. Mavi tuşla ise altyazı seçeneklerini belirleyebilir ve TV Plus keyfinize devam edebilirsiniz. Sınırsız zengin içerik ve TV Plus kalitesiyle herkese iyi seyirler.